gelinden arama açmaya çalışıyorlar. Biz. Evet. Sizin gelinin şöyle arada gelinin açık, böyle. Bakın. Dün diyordunuz ki hani gelinden fotoğrafın, işte gelinden fotoğrafın burada. Evet. Bu bir Photoshop galiba, bilgisayardan çıkartmışsınız, getirmişsiniz. Kağıttan belli, bir de kartona yapıştırmışsınız. Bir çerçeve bile yok. Gelinimle diyorsunuz, aramı açıyorsunuz. Sizin gelinizde zaten aranız açık. Bakın resimde bile aranız açık. Photoshop diyorsunuz. Photoshop. Ya. Koltuk kendi koltuğumuz, evet. Abajurumuz kendi. Photoshop'la yapıyorlar. Çerçeve bulamadım. İnanın hemen. Ki bakın. Bir şey söyleyeceğim. Bakın, iyi bakın. Birbirinizden hiç haberiniz yok aslında. Gelinden poz verirken böyle mi veriyorsunuz? Evet. Yanak, evet, yanak, evet, yanak. Ay, evet. Ay, güldürmeyin beni. Siz çok yani laf ettiğiniz için aldım geldim. Ay canım benim, ben şey canım benim. Canım. Sevgi pıtırcı olmuşsun. Ben bir şey söyleyeceğim. Canım. Kızınızla olan resim çerçevedeydi, evden getirdiniz. Hı-hı. Öbür resminiz gene çerçevedeydi, evden getirdiniz. Bunu da evden getirdiniz. Bunda bir çerçeve yok. Aynen. Bunu yani gerçek resim bile olsa siz bu kadar mı değer veriyorsunuz? Kırışmış, buruşmuş bir resim. Bu kartona yap. Gelin olduğu için mi böyle? Burçin, şimdi bak bunu konuştun. Bunu ne diyeceksin? Bu ne lahana, bu ne turşu diyeceğim ben. Şöyle şimdi söyleyeceğim. Photoshop değil, evet, gerçek. O an fotoğraf çekilirken oğlum aslında karşıda, ona bakıyorum. O anlık çekilmiş ama ben silmişizdir diye düşünüyorum. Karton meselesini niye tutuldunuz? O an belki çerçeve bulamamıştır. O anlık demek ki onu çıkartabilmiş, onu getirmiş. Hani karton meselesini bu kadar bilmesine gerek yok. Kayınvalidem, evet, belki güven problemimiz olabilir ama sevgi konusunda sevmiyor diyemem. Seviyor, ama kızı gibi seviyor. Size bir sevgi şey olayı değil. Siz öyle sevgi bir... güvene dayalı, güvene, tabii ki güvene sevgi dayalı. Ha. Evet, güven yoksa sevgi de yoktur, sevgi yoksa güven de yoktur. Aynen. Siz burada biraz kıvırıyorsunuz, oynuyorsunuz. Şimdi başka şeylere bakıyorum. Ya. Başka şey konuşuyorsunuz. Allah Allah. Hiç böyle siz özellikle hiçbir şeyi açığa çıkartmak istemiyorsunuz. Kayınvalideniz biraz konuşuyor. Ama siz hep böyle bir kapama sevdasınızsınız. Şimdi... O da sizin probleminiz. Bir saniye. Diyorsunuz ki kartona niye takıldınız? Yeni çıkartmıştır. Kayınvaliden evde olan bir resmi getirdim dedi. Siz yeni çıkartmış diyorsunuz. Hep siz yeni, böyle bir kapamaya yeni çalışıyorsunuz. Yeni. Geçeceksiniz. Siz eğer kendinizi o kadar karton üzerinde kadar bir değer görüyorsanız o da sizin probleminiz. Peki. Söyleyecek bir şeyim yok. Fatih Bey, o resim en fazla bir hafta bile olmadı çekileli. Dünden beri hani gelinin resmi, hani gelinin demek resmi. Demek yokmuş. Var. Ben de aldım, bugün getirdim. Ama aceleyle hemen bir tane çerçeve yapıp nereden bulayım ben çerçeveyi buradan? Evet. Sabah alınıyoruz, akşam buradan çıkıyoruz. Ben de hemen kartona yapıştırdım, getirdim. Photoshop diye, Photoshop diye tutturdu. Photoshop, Photoshop değil, evde çekilen. Koltuk evin koltuğu, abajur evin koltuğu, yastık. Peki. Onun koltuğu. Dedi ki güven meselesi. Ya kendi çocuğuma tapu vermemişken geline ne alaka güvenmemekle, ne alaka? Ben size demiyorum, bakın. Gelininiz hep sizin bir şeylerinizi örtüyor. Siz açığa çıkarttıkça o örtüyor, onu da anlamış değil. Açığım zaten ama. Açığım yok yani, ki çıkarsın açığa. Kızlar ne için konuşacak bu konuda? Özden teyzeciğim, bir haftalık resim, çerçevem yoktu dedin ya, bir günde şu çerçeveyi bana hazırlamışlar. Bak, bana bile değer verilmiş Fatih Bey. Emine teyzeyi benim kayınvalidem rolüne sokmuşlardı ya. Bana hediye mi getirdin? Maalesef bunu Emine teyzeye getirdim. Ben kabul etmiyorum. Ben almadım öyle pasif hediyeler. Pasif hediye derken? Hediye belli yani, şeyinin ben belli. Ben senin için şöyle yani, bir göstereyim hayır, o zaman. Hayır, sana çok güzel bir hediye hazırladım. Ben kabul etmiyorum. Kaynana hediye al. Şöyle buyurun. Hayır hayır. Çok yapılmış, bakabilirsin. Yarım saatte. Yarım saatte hazırlanmış, bana hediye edildi. Gelininize oldu? Değer verseydiniz, insan o kadar toplum içine çıkan bir programdayız. Milyonlara hitap ediyoruz. Bir karton parçasına ben resim yapıştırıp annem oraya götüreceğine hiç götürme. Yok anne de üstünü kapat geç derdim. Çerçeveyi bizim arkadaşlardan isteyebilirdin. Normal resmin boyutu da o kadar olmaz. Kağıda mı çıktı? Bilmiyordum işte. Burada buraya çerçeve. Buraya gelmişsin, kağıda çıktı almışsın, kartona yapıştırmışsın. İnsanlardan rica edebilirdim. Ve bunu bana bir resim olarak çıkartabilir misiniz diye yaparlardı. Çerçeve isteseydim verirlerdi. Alırlardı. Ve gerçekten güvenin, sevginin temeli güvendir. Ben... Sen kızını seviyormuş gibi yapıyormuşsun ama sevmiyorsun, evet, da güvenmiyorsun da sen kendi geleceğini, kendi yaşlılığını garantiye almak için... Evleri üzerine tutuyorsun. Ne ala, az önce anladım, söyleyemedim. Ya çerçeve falan takılmayacağım. Yani gelinizle o şama bakıyor, siz Bağdat'a bakıyorsunuz. Yani çocuğa çekilin... bakıyor, çocuğa bakıyor. Ya ne oldu? O zaman o resmi niye getiriyorsunuz? Bir yan yana yok, olan bir resim yok. Şöyle ani hani çekilmiş bir resim. 3 yıllık evli. Hiç olur mi şöyle bir resminiz yok? Yok, yok.
yok. Sor bakalım ona, kayınvalidesinin resmi var mı onda? Aa. Ben şu an... Kayınvalidesinin resmi diyorsunuz varmış ki Çiğdem Hanım üzerime çok olsun. Geldi, çok geldi, onun üzerine getirdim. Ama ben onun üzerine getiriyorsam, onun üzerine resmi... getiriyorsam hani daha samimi, daha güzel bir şey getiririm ya. Ama bakın, bir dakika. O, çıktı zaten. Aa, ne bir çekilmiş bir resim. Bir dakika, şöyle bir sessiz ve bir derin bir üzüntü duydum Burçin. Ve kayınvaliden dedi ki, sorun bakın benim resmim var mı onda? Şimdi şöyle Fatih Bey, bir kartona basılmış resimle sevgi ölçecek değilim. Ben... kayınvalidem ne düşünür? İçini bilemem ki, bilmiyordum mesela güven meselesi olduğumuzu. Ben hala seviyorum, saygı duyuyorum. Kendisi sevip sevmiyor. Yorum yapmayacağım bu konuda ama kartonda da sevgisini ölçecek bir insan değilim. Fotoğraf, kendi resmi, ben resim çekilmeyi çok seviyorum. Evimde çok yerde de resim koleksiyonlarım vardır. Ama evimdeki resimler sadece çocuğum, eşim ve bendir. Kendi ailemin, kendi annemin bile fotoğrafı yoktur. Çünkü o ev benim. Ve benim mutlu olduğum anları gördükçe mutlu oluyorum. Kayınvalidemle mutlu olduğum bir anı koysam bu bana ne katar? Hiçbir şey. Ama eşim ve çocuğumla mutlu olduğum bir anı gördükçe ben daha da çok mutlu oluyorum. Burçin. Demek ki sen de kayınvalideni çok Burçin. Sevmiyorsun. Evet. Sizde var mı resimler? Kayınvalidenizin? Telefonumuzda var tabii. Telefonumuz benim evimde hiç resim yok zaten. Telefonda var mı? Telefonda var. Yani... Ama evimin baş köşesine de koyamam kayınvalideni. Yarın bir çerçeve getiriyorsunuz. Böyle... Telefonda mı varmış Fatih Bey, evet. Resimleri? Benim evimde hiç resim yok ama. Evimde hiç resim yok. Ay telefona bakarsan Fatih Bey bir şey diyebilir miyim? Tonlarca resmim var. Telefona bakarsak tonlarca. Evet. Ben, bu arada niye en alakasız resmim var çıkardınız? Kayınvalidemde. Şimdi artık ben açıklayayım şunu. Ya biliyorsunuz artık resim çekiliyor, telefonda kalıyor. O resmi yani, çıkartır, yapıştıracaksın. Benim ne resim benim öyle gitti, kayboldu. Çerçeveli resim mi kaldı yani artık? Çerçeve getiriyorsunuz. Yani getiriyorum. Anneciğim bunlar sana kartondan dem vuruyor. Burası aramızı bozmaya çalışıyorlar. Boş ver seni. Yok ya aranız. Sizin aranız yok ki bozalım. Ay güleyim bari. Tamam. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta. Gelinim mutfakta.